inanılmaz bir deneyimdi. Hayatımda yaşadığım en farklı, en özgün ve aynı zamanda en sosyal deneyimiydi. Yapay zekada bir insan bedeni yaratmak için milyarlarca dolar harcanırken insan bedeninin ne kadar basit hareketler için bile çok önemli olduğunu, bunun değerini bilmemiz gerektiğini, şükretmemiz gerektiğini öğrendim. Buraya keyifle geldim ama bu kadarını beklemiyordum. Bizleri gerçekten yerlerde süründürdüler. Ardından ağlattılar. Ardından kaslarımızı tamamen gevşettiler, kontrolü kaybettik. Dörtü böceğe vurdular, dağ, tepe bizi süründürdüler. Bir kadar ezberimiz varsa tamamını bozdular. Epey bir yordular. Ama Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten müthiş şeyler oldu. Bütün bu konfor alanının bozulması aşamalarında. Çok mutlu bir şekilde aşağı ineceğiz. Bayağı dolduk. Bakalım bu dolmuşluğu nerelere ekeceğiz. Ben de merak ediyorum. Çok teşekkür ederim tüm hocalarıma, başta Sinan Hoca olmak üzere. Peki bir hatıra yok mu anlatacağınız? İşte yüz süründük daha. Süründük, daha ne anlatayım? Daha ne söyleyeyim? Ben bu kampa katılırken yeni deneyimler kazanacağımı, yeni insanlar tanıyacağımı bilerek geldim. Bu benim kendi sınırlarımı aşmam için bir yoldu. Zaten buraya geldiğimde de insanın fabrika hayallerinden bir tanesine dönme, yani fabrika hayallerine dönmesinin önemli yollarından birisinin de sınırları aşmak olduğunu öğrendim. Dolayısıyla hani kendi amacımı gerçekleştirme yolunda gitmişim. Bu kamp bize bir farkındalık yarattı. Yani bir durmayı, aslında dururken uçmayı öğretti düşünce olarak da. Birçok açıdan kendimi hem gelişmiş hissediyorum. Aynı zamanda daha önce belki de sahip olamayacağım fırsatlara sahip olmuş oldum. Çok iyi arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Ve bu dostlukları geleceğe de taşımayı düşünüyorum mesela. Bizim insanın fabrika hayallerindeki 5 maddemiz var, ona bakmanızı. O 5 maddenin tam anlamıyla yerine geldiği bir şeydi belki de. Bir işte demonstrasyondu diyebilirim. Öncelikle ben eğitime karşı bir insanım. Dolayısıyla bu konularda eğitim edeceğimi hiç düşünmem. Hiç de bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkürler. Ama Sinan Hoca çok saygı duyduğum bir insan. Onu böyle TRT'deki Küçük Muhteşem bir programlarından, kuantum anlattığından beri dinlerdik. Beşerlikten insanlığa geçişle alakalı derdim var. O dert de buradakilerin de herkesin derdi olduğunu gördüm. O yüzden de sınırları aşmak için buradaki enerjiden eve döndüğümde daha fazla bir şevkle devam etme kararlılığını hissediyorum şu anda. Bir yandan bir profesör sana beyni anlatıyor. Bence Aziz hocamız bedenimizi tanımamıza yardımcı oluyor. Enerji patlaması Tayha Hoca vücudu nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor. Ve bence muhteşem bir üçlüydü. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hiç böyle eğitim gibi değil. Hep hani kendini bil, kendini tanı, kendini dinle. Aslında hiçbir şeyin kuralını olmadı. Tam da benim istediğim şeylermiş bunlar. Dolayısıyla benim için çok güzel bir 3 gündü. Yine olsa yine gelirim. Özellikle buradaki sinerji mükemmeldi. Çok fazla artılarla gidiyorum. Yaptığımız meditasyonlar kesinlikle yani evde denenmeli. Dün geç kaldınız, bunu da biliyoruz. Yakalandınız. Sanırım bugün de geç kaldım ama yakalanmamışım. Şu an yakalandım. Bugün evet, gözden kaçmış. Onlar çok etkiliydi. Cesaretle başlayan, merhamete doğru giden sarmal benim için en önemlisi. Konfor alanından çıkmak cesaretle başlıyor ve merhamete doğru bir yol alıyor. Bunun ortasında hayret var, benim tüylerimi diken diken eden an oydu. Onu unutamıyorum, unutamayacağım da sanırım. Gözlerimizin dolması ve duygulanmamızı hiç unutamayacağım. Ben zaten buraya bir öğretmenlik motivasyonuyla geldim. Esas olarak hani öğrencilere daha faydalı nasıl olabilirim, kendi çocuklarıma daha faydalı nasıl olabilirim motivasyonuyla gelmiştim. O anlamda da amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Emeği geçen herkese, A'dan Z'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çabanız takdir edilesi gerçekten. Sorduğunuz tüm sorular, anlam aradığınız tüm şeyler, öğrencilerime daha çok ne katabilirim diye. Bu bize umut oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz biz. Sağ olunuz. Harikaydı. Hem sosyalleşmek açısından hem çok beyin açıcı.
açık beyin açıcı faaliyetleri olduğu, sosyalliğin, doğru yemenin, doğru hareketin, her şeyin içinde bulunduğu ve belki de en temel ihtiyacımız olan anlaşılmak ihtiyacımızı karşılayan mükemmel bir 3-4 gündü, 3 gündü. Bana biraz 4 gibi geliyor çünkü isterdim 4'e 5'e uzamasını. Umarım bir dahaki sefere yine bir araya gelme şansımız olur. Bir sonraki sefer görüşünceye dek.